Herkese merhaba. Bugün Innovator vize videosuyla karşınızdayım. Çok fazla vize tipleriyle ilgili sorular geliyor. Dolayısıyla ben de bir video serisi çekmeye karar verdim bununla alakalı. Aslında daha önce başlamıştım ama araya başka şeyler girdi. İş yoğunluğu nedeniyle de çok fazla içerik üretemediğim için bu video birazcık geride kaldı. Ama sonunda geçtim kamera karşısına. Başlıyorum. Hadi birlikte bir göz atalım. Innovator vize için neler gerekiyor? Eğer Birleşik Krallık'ta yaşamak istiyorsanız, Birleşik Krallık içerisinde, yani sınırları içerisinde bir iş kurma planınız varsa ve yenilikçi bir fikre sahipseniz bu vize tipi aslında size uygun olabilir. Peki Innovator Visa ile alakalı bilinmesi gereken önemli noktalar neler? En az 18 yaşında olmalı, dil şartını karşılayabilmeli. Ayrıca Birleşik Krallık'a gelmeden 28 gün önceden itibaren banka hesabınızda 1270 pound gibi bir parayı gösterebilmeniz gerekli. Yalnız burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Bu paranın kaynağı net olmak zorunda. Eğer biraz süreçte Ankara Anlaşması'nı araştıranınız olduysa eğer geçmişte, nasıl ki orada paranın kaynağı işte borç, kredi, işte illegal yollardan elde edilmiş olamıyorduysa, bunda da aynı şartlar var. Yani dolayısıyla gösterdiğiniz paranın kaynağını kanıtlayabiliyor olmanız gerekiyor. Yeni bir iş kurmak için Innovator vizasına başvurmak istiyorsanız eğer 50.000 poundluk bir yatırım fonuna sahip olmanız bekleniyor. Ve yine unutmayın, kaynağını net bir şekilde gösterebilmeniz gerekiyor. Fakat işiniz daha önceden kurulmuşsa, örneğin startup vizadan Innovator vizaya geçiş yapıyorsanız böyle bir şart gerekmiyor. Yani böyle bir şarta bakmıyorlar. Böyle bir yatırım yapmanız ya da böyle bir para göstermeniz gerekmiyor. Dolayısıyla aslında insanlar önce startup vizayla bir başlangıç yapıp sonrasında bu vize tipine geçmeyi daha çok tercih edebiliyorlar. Bu arada unutmadan eklemek istediğim çok önemli diğer bir noktaysa birden çok kişiyle gitmeyi isteyenleri ilgilendiriyor. Eğer ortaklı bir şekilde bu vizeye başvurmak istiyorsanız 50.000 poundluk o yatırım fonunu aranızda bölüşmeniz mümkün değil. Yani ben 10 koyayım, o 20 koysun, şu kadar koysun gibi yapamıyorsunuz. Her bir ortağın eşit miktarda, yani minimum 50.000 poundluk bir yatırım fonuna sahip olması gerekiyor. Peki İngilizce yeterlilik gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Birleşik Krallık sınırları içerisinde yapılan ya da tanınan işte TOEFL, IELTS ve benzeri gibi sınavlardan en az B2 seviyesinde okuyabilir, yazabilir ve konuşabilir olmanız gerekiyor. Fakat birazdan ekranda belirecek olan ülkelerden birinden geliyorsanız, yani buranın vatandaşlığına sahipseniz ya da orada okuduysanız herhangi bir dil şartı aranmaksızın başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru için gereken belgelerin başında endorsement letter geliyor. Yani fikrinizin onaylandığını gösteren bir mektup göstermeniz bekleniyor. Tabii ki bir pasaportunuz olmalı. Birleşik Krallık'tayken kendinizi geçindirebileceğinizi gösterebildiğiniz bir birikim. Bundan kasıt da şu, en az 28 gün önceden itibaren yine en az bankanızda 1270 poundluk bir miktar göstermeniz bekleniyor. Ve yine unutmayın, paranızın kaynağı net olmalı. Paranızın kaynağını ispat edebilmeniz, belgelerini sunmanız isteniyor. İngilizce dil şartını karşılayabildiğinizin kanıtı, yani TOEFL, IELTS sonucu ve benzeri gibi bir belge ibraz etmeniz gerekiyor. Eğer başka bir vize tipinden buna geçiş yapmıyorsanız, yani hani startup vizadan innovator'a geçmiyorsanız, yatırım fonunuzun kanıtı gerekiyor. Ve son iki maddede ise tüberküloz testi, ayrıca evraklarınızın yeminli bir tercüman tarafından İngilizce'ye ya da Galce'ye çevrilmiş olması gerekiyor. Türkiye'den bu vizeye başvurmak diğer vize tiplerinden çok farklı değil. Online olarak başvuruyorsunuz. Sonrasında biyometrik parmak izi vermek için, biyometrik fotoğraf çektirmek ve parmak izi vermek için vize merkezine gidiyorsunuz. Ayrıca kimliğinizi kanıtlayabileceğiniz belgelere ihtiyaç duyuluyor. Yani pasaport gibi belgelere ihtiyaç duyuluyor. Eğer farklı bir vize tipinden Innovator vizeye geçiş yapmak istiyorsanız mutlaka vize süreniz bitmeden önce başvuru yapmalısınız. Eğer başvurunuz kabul olursa
3 yıl süreli bir oturum kartı elde ediyorsunuz. Kaç kez vizenizi uzatmak için başvurabileceğinizin bir sınırı yok. Sonucuysa başvurduğunuz andan itibaren 8 hafta içerisinde alıyorsunuz. Ayrıca bu vize tipinde sonuç hızlandırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Yani daha hızlı bir cevap almak için ekstra ücret ödeyebilirsiniz. 5 iş günü içerisinde cevap almak için 500 pound, 1 iş günü içerisinde cevap almak için ise 800 poundluk bir ödeme yapabilirsiniz. Bu iş günü kavramına resmi bayram ve tatiller girmiyor, bilginiz olsun. Eğer şimdi karşınıza gelecek olan vize tiplerinden birine sahipseniz bu vizeye geçiş yapamazsınız. Visit visa, short term student visa, parent of a child student visa, seasonal worker visa, domestic worker in a private household visa. Eğer partnerinizin ve çocuklarınızın ekstra bir durumu yoksa, yani uygunluk taşıyorlarsa, sizin dependentlarınız olarak, yani bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler olarak sizin yanınıza taşınma hakları var. Bunun için mutlaka başvuru yapmaları gerekiyorlar ve başvuruları kabul olduğunda onlara tanımlanan vize süresi sizinle aynı tarihte sona eriyor. Partnerler için evlilik şartı aranmıyor fakat ilişkinizi mutlaka ispat etmeniz bekleniyor. Eğer çocuklarınızdan herhangi biri 16 yaşından büyükse mutlak surette evli olmamalı, çalışıyor olmamalı ve sizinle yaşıyor olmalı, ayrıca çocuk sahibi olmamalı. Aksi durumlarda sizin dependentınız olamıyorlar. Ayrıca eş ve çocuklarınızın Birleşik Krallık içerisindeyken kendilerini geçindirebilecek miktarı bankada göstermeleri bekleniyor. Bu miktarlar şu şekilde verilmiş. Eşiniz için 285 pound. Bir çocuk için 315 pound, her bir ek çocuk için 200 pound. Yani bu ne demek? Benim ne kadar ücrete ihtiyacım var? Şöyle bir ufak hesap yapalım isterseniz. Kendinizi desteklemek için 1270 pound'a ihtiyacınız vardı. Artı partneriniz için 285 ödemeniz gerekiyor. Tek bir çocuğunuz olduğunu düşünelim. Onun için de 315 pound ödediğiniz zaman, yani toplamda göstermeniz gereken para 1870 pound oluyor. Bu ücret siz başvuruya gitmeden 28 gün önceden itibaren mutlaka bankanızda duruyor olmalı ve kaynağını açıklayabiliyor olmalısınız. Ve lütfen unutmayın, İngiltere dışından yapılan başvurularda her bir başvuran mutlaka form doldurmalı ve ücret ödemeli. Ayrıca ilgili kuruma gidip biyometrik, fotoğraf ve parmak izi vermeli. Ve yine önemli bir nokta, kendi vizenizi uzatmak için başvurduğunuzda aynı işlemleri eşiniz ve çocuğunuz için de yapmanız gerekiyor. Yani onların da vize uzatması için başvurması gerekiyor. Bu başvuruya konaklama sırasında doğan çocuklarınız ve halihazırda 18 yaşını geçmiş olanlar da dahil. Ve yine unutmayın ki başvurunuzu kendi vize süreniz sona ermeden önce yapmak zorundasınız. Eğer süreyi geçirirseniz haklarınızdan feragat etmiş olursunuz. Ve son olarak, bu vize tipiyle Birleşik Krallık'ta ikamet ettiğin süre boyunca çocuk sahibi olursam çocuğum İngiliz vatandaşı olur mu? Olamaz. Her videoda söylediğim gibi maalesef Birleşik Krallık doğum yoluyla vatandaşlık vermemektedir. Dolayısıyla ne zaman ki anne ya da baba vatandaşlığı hak eder, o zaman çocuk için de gerekli düzenlemeler yapılıp başvurusu yapılabilir. Umarım size yardımcı olabilmiş ya da bir fikir verebilmişimdir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Mama.